Şunu şampiyon yapacaklar. Bunu şampiyon yapacaklar. Ya zaten biri olacak. Ve zaten adaylarda belli hani en iyi niyetli düşüncem Hakemlerin çok kötü oldu. Diğer tarafı düşünmek istemiyorum. Diğer taraf varsa zaten bu suç. Siz takımı eleştirmeyin kardeşim. <laughs> Şampiyonluğa giderken hani <laughs> destek olun. Saha içi şu an önemli. Bana değil. Ne? Ayağın kaymış bilmem ne. Ya sıranın niye kaymıyor abi? Ben hiç merak ediyorum yani. Galatasaray'ın sol bekte Galatasaray sol beki olarak oynayacak bir adamın olduğuna ben inanmıyorum. Herkese selamlar. Yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Şöyle açayım. Fenerbahçe iyi ki kazandı. Yoksa hakikaten yine böyle hakem... Yani yine hakem konuşuluyor da Hı. ama o zaman hani futbol konuşma şansın olmuyor ya. O çok kötü bir şey tabii, Selamlar. Tabii, ondan sonra yine isyan da başlayacak. Hayır yani bu sefer çünkü futbol konuşunca şey gibi oluyorsun. Siz de işte objektif olmak adına falan gibi böyle hani saçma sapan yorumlar oluyor. bu ya. Bu sene Galatasaray'a da oldu bu. Evet. Yani Galatasaray maçlarında da oldu, Fenerbahçe maçlarında da oldu. Hani diyorsun ki ya işte hocanın da bilmem ne hatası. İnsanlar da kızman haklı olarak diyor ki kardeşim size ne ya o hatadan? İşte hakem şunu verseydi kazanıyorduk diyor. Abi dün ben de bir programdaydım hatta bizim Emre Bolu'ya gittim. Orada ya bir Beşiktaş mevzusu açıldı mesela. Ben tam aklıma ilk gelen şey Abu performansı oldu. Ondan sonra aklıma birden şey geldi ya Abu Bakar o kafayı atmasaydı ne olacaktı sorusu. Yani o kırmızı kartı alsaydın ne olacaktı sorusu. Yani insanları ikna etmeye çalışmak çok kötü bir şey ya. Hayır sen diyorsun ki sağ içinde kalayım diyelim. Abi sen diyorsun ki ben kardeşim hakem atmamış, beni ilgilendirmez. Ben de oyununu anlatıyorum. Hemen bilir diyor ki e ama işte o atılacaktı. Abi bu, bu çok kötü bir yere gidiyoruz ama ya. Yani bende ben de bir refleks oluştu. Yani hemen dur bir dakika şunu da söyleyeyim. Bakalım şu olayından bahsedeceğiz ha. Bak bravo. Çok bu, Niye bu, bu abi? hastalıklı bir durum mudur? Ya bak şunu da söyleyeyim. Tercih meselesidir. bahsetme Bahsetmeyebilirsin. Yani ben hakemle ilgili bir şey de konuşmaya da bilirim. ha. Biz konuşuyoruz eyvallah. Konuşuyoruz ama hani ona ayırdığımız bölüm yüzde %90 olmayabiliyor ama ya bu çok tehlikeli bir yere gidiyor bence bu iş. Ama bunu körükleyenler de var Serdar. Ha, ha onu diyorum diyor ki evet. Şunu şampiyon yapacaklar. Bunu şampiyon yapacaklar. Ya zaten biri olacak ve zaten adaylarda belli hani hadi şimdi diyorlar ya birini şampiyon yapacaklar. Hadi abi Adana Demirspor'u şampiyon yapmaya hadi yapma. karar versinler. Yapamazsak Hadi zaten. yap bakalım. Nasıl yapacak? Hayır çünkü Kimse kusura bakmasın. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Bana çok saçma geliyor. Yani yıllardır birisi şampiyon oluyor. Onu hani çok ufak bir detayda belirlersin belki de. Öyle olmuyor yani. Mesela hani Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Abdülkadir Bitigen'e niye söylemediniz? Ya da Vardakilere niye söylemediniz? Bak onların haberi yok yani şampiyon olacağından. Sağ içine gelirsek de... Ama abi bak şurada önce kendilerini de ikna etmeyi başarıyorlar bence. Yani bunu kulüp yöneticilerinden tut taraflı yorumculara kadar. Önce bir şey bunu söylemesi için gerçekten kendini ikna etmesi lazım insanın buna. Sorun değil. Çünkü niye biliyor musun? Önce saçma sapan bir şey söylüyorsun. Hani herkesin düşündüğünün tersini ya da böyle hmm. abstrakt dedir ya ona bir şey söylüyorsun. Hı hı. Sen onu tekrar ettikçe şimdi hakem hataları da beraberinde gelince abi adam haklı demeye başlıyor insanlar. Yani ya, o da var. Şimdi ben burada sürekli diyeyim ki Galatasaray şampiyon yapacaklar. Galatasaray şampiyon yapacaklar diyeyim. E Galatasaray-Kayseri maçında diyelim Galatasaray'ın hata yapsınlar. Millet der ki bak abi adamın dediği doğru. Ama kimse şey demez mesela Galatasaray 6 puan önde zaten. Ya da işte Fenerbahçe 6 puan gerideyken Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar diye 100 kere söyle. Galatasaray'ın aleyhine bir hata olduğunda o adam aklı. Yani bir şey de geliyor bu arada. Besleyen bir şey de geliyor. Ya ben inan bir kulübe yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani en iyi niyetli düşüncem hakemlerin çok kötü olduğu. Bu. Yani bu ama mu? diğer tarafı düşünmek istemiyorum. Abi bak diğer taraf varsa zaten bu suç. Evet. Bu İspatlayabilen suç. varsa evet, ispatlasın suç. bu suç evet. çünkü. Ama ispatlayamayan varsa da ispatlayamayacak bir şeyse o da suç. de evet. Bu da suç. Bunun da suç olduğunu bilmemiz lazım gerçekten bak, de. Bak o da suç. Ya çünkü hani insanlar da ya senin benim üstüme de geliyorlar ya bu böyle ne yapayım ya ben ne yapabilirim ki bununla ilgili? Hakemlerin performansını ben mi düzelteceğim? Onların ya da eğer varsa ki tırnak içinde söylüyorum suçsa bu. Biz biz mi engelleyeceğiz bunun Bunu, yaptırımını? Bunun bir sonraki adımında ne biliyor musun Serdar? Diyorlar ki siz takımı eleştirmeyin kardeşim. Bak giderken destek olun. Saha içi şu an önemli Bana değil. Ne? <laughs> ya abi bak bana gerçekten bana ne? Elbette senin tuttuğun benim tuttuğum ha, bir bravo. takım var. Çocukken gerçekten çok evet ha... Hala sevdalı olabilir. Ya taraftar olsak yine öyle davranayım, öyle tweet atayım da bizim işimiz o değil. Abi ya vallahi bu, bunu nasıl bir beklenti oluşmaya başladı bununla Çünkü ilgili. Çünkü öyle davranan spor, tırnak içinde spor yazarları var. Abi, Senden de herkes öyle davranma Evet. Bak davranmanı ya ben kimsenin avukatı değilim kusura bakmasınlar. Yani ve bu bunu ben kulübe hadi böyle bir tuttuğum kulübe olarak saygısızlık olarak adlandırırım hatta. Neden? ya koskoca o kulüp eğer ki kendini savunamayacak durumda mı o zaman? Yani böyle bir şeyle karşı karşıya durumda kendini mi savunamayacak? Hayır. Bana ihtiyacı olmamalı, sana ihtiyacı, Ahmet'e, Mehmet'e ihtiyacı olmamalı zaten kulüpler. Böyle bir saçmalık olabilir Şimdi mi? Şimdi onlar da yaptıkları yanlışların bu şekilde kapatıldığının farkındalar. Tabii. Çünkü bir noktada da o yanlışlar kapatılıyor. Fenerbahçe Kayserispor maçından sonra bir kere daha basın toplantısına girip Jesus'a şeyi sordum. İki bölümlü bir soruydu. Dedim ki hani Birincisi çok fazla maç yaparken Fenerbahçe kadroyu daha iyi kullanıyordunuz. Şimdi daha hmm. az maçta iyi kullanamıyorsunuz gibi gözüküyor dedim. İkincisi de dedi Bir dakika ki, bir bire yanıt verdim. Dedi ki tek tek haklısınız mi? dedi. Haklısınız dedi. Yani maçlar azaldığı için dedim e, belirli daha az oyuncu kullanıyoruz dedi ve belirli oyuncuları hani daha fazla şans veremiyoruz ve e, böyle bir sorun ortaya çıkıyor Yanlış dedi. Yanlış tercüme edilmedi değil mi? Hı hı. Tamam. Sizin aynı fikirdeyim bu konuda dedi. Diğer soruda şuydu ona cevap vermedi. Dedim ki yeah. mesela dedim Alioski kadroya almamıştınız bugün oynattınız bir sol bekleyici oynadı ama Rossi ile bitirdiniz Beşiktaş <laughs> maçını. Teknik analizinizin sebebi neydi? Niye böyle oldu? Mesela Serdar bir gola iki asistle onlara on, hiç şans vermiyordunuz dedim. Beşiktaş maçı ile ilgili cevap vermiyorum dedi. Ben merak ediyorum hani neyi yanlış yaptıklarını herhalde onlar analiz etmişlerdir. Ya niye yanıt vermezler? Tamam o maçta sorun mu demek istiyor bunu bilmiyorum ama. Ben belki de ben, kabul ediyorum ama, de hata yaptık diyor. Ya, o desin ya. Ne olur biz fikir yürütmeyelim bununla ilgili. Çünkü basın mensubunun sorduğu bir soru belki bir önceki maçtan olabilir ama o korelasyonu kuracak olan da basın mensubu. Hayır o, o maçın sonunda yoktu zaten. Soramazdın ki. Ya yani, ha bir de o var pardon. Bir de asıl, o asıl, var. asıl şey o. Yani. Çizotusu. Ve ben şunu söyledim. Bir kez daha buradan söyleyeyim. Bak Şenol Hoca antrenmanlardan önce sonra ya ve ayrıca da basın toplantıları yaptı bu sene. Bu evet, sene yaptı. Evet, Daha evet, önce bu evet. kadar yapmıyordu. Ee, bu sayede bir şeyler konuşulabiliyor. Şimdi da böyle bir şey olmadığı için e, sadece basın toplantısında da e, o maça dair bir şey sormak e, yani Kayseri Spor maçıyla ilgili teknik analizine sorabilirsin. Ama merak ettiğimiz bir sürü şey var. Basın toplantısı yapsınlar ve biz de futbolu konuşalım o zaman. Yani futbolun İçini konuşabilecek yerler orası o da anlatabilir diye düşünüyorum. Şimdi Kayseri maçından Karagümrük maçına geldik. Kayseri spor maçında Fenerbahçe'de sahada en iyileri bence Serdar Dursun. Zaits İsmail ikilisi ki onun yine ilk yarının sonunda çıkarttı. Niye çıkarttın hiçbir şekilde anlayamadığımız şekilde. Emre Mor iyilerindendi bugünün. Evet. Alioski iyilerindendi. Geliyoruz Karagümrük maçına. Zaits yok ara İsmail ki bu ikisiyle üretemiyorsun ee, İrfan Can var Ardanın yerine Arda 15 dakikada Kayseri maçını çözenlerden bir tanesi Arda yok İrfan Can var orada burada da Arao İsmail var ee, Fenerbahçe ilk yarısında Karagümrük maçının verilmeyen gol dışında öyle çok fazla bir pozisyonu yok yok Kalesinde de bir gol yemiş gol görmüş. İkinci yarı bir anda Serdar çıkıyor yerine. Pedro giriyor. İrfan oyunda kalmaya devam ediyor. Bir dakikadan sonra Arda ve Rossi oyuna giriyor. Ara Ha Ara Ara'nın yerine de Zais giriyor. Aslında 67. dakikada Fenerbahçe maça çıkıyor. i̇şte benim Jesus derdim buradan kaynaklı abi. Şimdi Fenerbahçe'nin ideal kadrosu Sevilla maçında bile hani bizim Ölçülerimizdeki ideal kadros tabii. Ya yani bu kadroda da Zaitson e, oynaması kadar doğal bir şey yok. Bravo. Ar İlk yazarsın Zaidardayı. Yani benim Fenerbahçe orta sahasında en iyi demiyorum ama hani her yeri oynayabilecek, en azından belli bir standardı olan tek oyuncu olarak gördüğüm oyuncu bu arada. Ya tek bir tek çok nadide bir oyuncum var senin. Yani şimdi Arda Güler harika bir yetenek ama. <laughs> savunma yönü eksik olabiliyor bazen. Eksik Orada yaptığı işler olabiliyor. Maça girdikten sonra en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olmayı başarmış Arda. Arda. Çünkü ya şöyle bir durum da var. Şimdi şunu dese anlarım Cesus Yani fizik yönünden bazı hmm. eksiklikleri var. Evet bunu görebiliyoruz. Okey. Savunma yönüne yardımcı olmayabiliyor. Bunu da görebiliyoruz. Evet okey ama İrfancan'ın yaptığı ve Arda Güler'in yapamadığı şeyi arıyorum ben. Yani sen İrfancan'ı oynatıyorsun. Bravo. Bana desen ki hayır ben orada Zaytçi kullanıyorum. O yüzden Arda'yı oyna. Bu, bu okeyim. Buna okeyim. Ama İrfancan'ın oynadığı bir senary senaryoda Arda İrfancan'ın oynadığı oyunu oynuyor. Ve Rıdvan Dilmen'e de katılıyorum. Dedi ki İrfan'a sorsan dedi. Yani off the record der ki ya beni yazmasın abi ne olur oynatmasın beni derdi. Şu ara dedi oynayarak kurtaramazsın İrfan Niye? dedi. Ama sadece bu İrfan için de geçerli değil. Arao için geç. Arao çıktığı anda Fener'in el frenini indiriyorsun. Ya bu el freni hani ne mesela oldu. Mesela bu, bu inadı kime değil mi Cesus'un? Ne, ne? Neyi ispatlamaya çalışıyor Kendini. Mesela. Kendini. Bence kendini. Ben <laughs> bir şey daha ekleyeyim sana. Samet benden iyi bir insandır büyük bir ihtimalle ama Samet Beşiktaş maçında Abu Bakar'a bir topu kaptırdı. Bu Altay aldı. Bu maçta da Cagney'e kaptırdı. Cagney nice. gide, gidemedi. Şimdi Luis, şey Gustavo Enrique kendi aldırdı. Futbolu daha iyi biliyor Samet'ten. Yani o, o onu oynatırım. Samet'i yine oynatmam. Bak ben Serdar Aziz dediğim gibi hep Serdar Aziz dilosu gibi oluyoruz ama öyle değil. Ama Serdar Aziz bence Samet'ten her türlü önde bir oyuncu. Samet'e de kötülük yapıyor hoca yani. Ya orada Samet'in oynama sebebinin ben oyun geriden oyunu kurma fikri olduğunu düşünüyorum. Dum diyeyim daha doğrusu. Ama o zaman Arao'yu niye oynatıyorsun stoperlerin arasına ha. alıyorsun? Hayır yani, Arao'yu üçüncü stoper oynat bari. Yani öyle yap. Yani evet sonra iki, ikinin bir tanesini çıkart öne doğru götür. Ya asansör gibi böyle gidip gidip gelsin falan ama Jesus'un neyi düşündüğünü düşünmek gerçekten çok zor. Yani Arao ile ilgili ya Arao'nun ya bir ara ...Chip santifonun arkasındaki oyuncu Arao'ydu Fenerbahçe'de. Nasıl yani? Yani Fenerbahçe'nin 10 numara diye tabir edeceğimiz bu kadar oyuncusu varken orada Arao mu oynar? Yani altı kullandı olmadı, 10 kullandı olmadı. Belli bir dönem 8'de de izleyeceğiz herhalde. Ara ara çünkü İsmail Yüksek'le de değiştiriyor ama ben Arao'nun ne olduğunu anlamadım bu arada. Mesela Pedro'yu kendisi de diyor işte sakatlıklar yaşadı öyle yaşadı böyle de şanssız mansız. Asıl ikinci yarı Serdar Dursun'a ihtiyacım var senin çünkü oraya yığdın oyunu. Bak Serdar Dursun açık alan oyuncusu değil ama ceza sahası içinde... Mesela bir tane pozisyon var. Pedro'nun dışarı attı. O evet, Serdar'a evet, evet, gelse evet. içeri yatar onu ve maçı da bitirebilir orada. Ya yani ceza sahasına ne kadar top gönderebilirsen o kadar Serdar Bursu'nda rahat rahat oynayabilirsin. Çok doğru katılıyorum ama ya abi Fenerbahçe'de oynayan bazı oyuncuların gerçekten neden forma giydiği konusunda ben acayip şüphelerim var. Pedro da bunlardan biri. Yani hiç hazır değil adam bir kere. Çok net hiç hazır bu değil. Bu sene onun senesi değil. Belli oldu, olmayacak yani. Hani belki seneye de şey kampı yaşar bilmem bilemem yani. Hani ben şey geçmişine saygımdan söylüyorum. Tanımı, onu elbette, bilmediğim elbette. için. Elbette Ama bak Arda girdikten sonra kaç tane pozisyon hep Arda'dan gelişiyor. Senin kaç tane pozisyonlardan? Abi Arda'dan sağ tarafta gelişiyor? attığı 3 kişiye mi attığı evet. bir çalım var. Abi 3. Yani 1'e 3'sün ya. Hani kavgada bile dayak yersin yani çok rahat bir şekilde. 1'e 3 hepsini eksiltiyor bu adam. Yani bu bunu ya bunu kullanmak hoca becerisidir bak bunu söyleyeyim bu arada. Yani oynatmak, kullanmak bunların hepsi ikisi bile ikisi bile ayrı konu. Jesus oynatmıyor. Problem bu. Her yani başlangıcı kullanmak için en başta oynatmak lazım. Ve ben tekrar söyleyeyim. Bu kadro baştan aşağı yanlış kurulduğu için Fenerbahçe burada. Geçen seneki kadro bile kalsa başarılıydı. Evet, evet. Ama o e, şimdi mesela Altay. Ya Altay sen evet yine ikinci golü önledin. Beşiktaş maçında da önlemiştin bir tane. Değil Ama mi? sen e o ilk golü yemeyeceksin. Ayağın kaymış bilmem ne. Ya bu niye kaymıyor abi? Ben hiç merak ediyorum yani Muslera'nın. Bilirsin ha öyle gol yediyse zaten 3 tanedir yani. Evet, evet. Ya onu Çünkü topun nereye çeleceğini bilmen lazım. Hele Merkezi. hele o, o şeyde e, evet abi zaten o yüzden ısınmaya çıkıyorsunuz. Evet saha kaygan. Evet bilmem ne. Ya işte şu bazı oyuncunun kramponu kaymıyor mesela abi. Yani bilmiyorum o krampon seçimlerinde fark mı ediyor? Veya bazısı tercih mi etmiyor? Abi edin ne olur tercih edin. Çünkü bu milyon euroluk hata ben olabiliyor. Ben profesyonel bir futbolcu. Kramponu kayıyorsa ondan bilirim ben. Yani, yani... sahaya çıkıp seçimleri var. Tıpkı Formula 1'deki lastik gibi yani. O program, Kesinlikle ve bazen takımlar 45 dakika işkence ediyorlar kendilerini hatta. Çünkü geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam abi bak bir şey söyleyeyim. Karagümrük özellikle geçen sene stadı çok ee, suluyordu. <laughs> Yine bir Karagümrük maçı. Yağmur var mıydı dün gece? Vardı herhalde. Vardı. Ya, mutlaka vardı. Bunun yağmurla ilgisi vardır ama Geçen sene şunu çok iyi hatırlıyorum. Karagümrük maçlarında sürekli zemin aşırı ıslaklığından dolayı rakipler kaya kaya maç bitiriyordu. Yani saha içinde böyle kaykay gibiydi. Dolayısıyla Fenerbahçe evet kazandı ama yani ikna eden bir galibiyet miydi? Değil. Değildi. Değil. E, dolayısıyla mesela bu hafta Ankara gücüyle oynayacak Fenerbahçe. Ankara gücünün savunmasında sıkıntılar var evet. Ama hücum attı e, bayağı Ve şey yapar. Ve orta saha. Evet. Diak. Lamindiyak. Lamindiyak evet. Abi o çocuğu nasıl keşfedemedi büyükler bilmiyorum ama. Ya orada garip bir şey var. Fenerbahçe Aslanoğlu'nun bir hakkını aldı. Sonra Ankara gücüne sattılar. 250 bin doları aldı Fenerbahçe ama satın alma hakkıyla mı sattı bilmiyorum. Ama Onu Ankara gücünden bir açıklama geldi. Öyle evet. bir şey yok dediler evet. Öyle bir şey yok dediler ve ya ben Tuzla'da izlemiştim oyuncuyu. Abi gerçekten çok iyi oyuncu. Hatta ona rakip olan teknik adamları aramıştım. Üç teknik adamı aradım. Eee... Biri çok tanımadığını söyledi. <laughs> Rakip ama tanımadığını söyledi. Biri çok beğendiğini söyledi. Biri hiç beğenmediğini söyledi. Lamin Diak'la ilgili. Ya ben çünkü az maç izlemiştim ama çok ekstrası olan bir oyuncu bence. Dinamizm katıyor. Evet, evet. Oraya giriyor. Her şeyi ben Fenerbahçe çok zorlanan Ankara gücü maçında. Doğru. Ee, dolayısıyla yani tek... mesela diyor ki Cesus maçtan sonra seyirci bizim kadar inanmıyor. Kendi evinizde Galatasaray ve Beşiktaş'a ve Giresun'a yenildiğiniz için olabilir mi? Ya, ya yani Fenerbahçe derbi kazanamadığı için olabilir mi? Ya alışık olmadı. Ya bence Jesus Fenerbahçe taraftarının buna alışık olmadığını bilmiyor bence. Biraz hakikaten ben şey Giden tırnak içinde çok rahatsızım. Siz sanki Fenerbahçe kulübü çok böyle bambaşka bir da, şey kulüptü de kendisi geldikten sonra bir seviyeye taşımış gibi bir havası var öyle evet, şey yok yani. ama bunun iyi anlatılmadığını düşünüyorum ben. Yavaş yavaş bunu düşünmeye başladım çünkü ya Jesus şey gibi düşünüyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray'a kaybetti. E, Beşiktaş'a e kaybetti. E, Trabzon'a e. Hani hocam bu bu e'lerle buraya kadar gelinmez hatta. Yani bir adım ötesini söyleyeyim. Bu kadar e biraz seni buraya getirmez. Şey de sordular mesela sözleşme yenilemeyi. Ona da evet demiyor. Yani çok garip. Ben hakikaten inanamıyorum yani. Çok çok acayip bir şey var. Ee, yanlış anlaşılma var her konuda. Ya, abi, çok basit bir şey yapmamız gerekiyor. Okan Buruk ve Galatasaray ilişkisinde Okan Buruk ne kadar buraya aidiyetle bağlı? Şenol Güneş Beşiktaş ne kadar aidi? Doğru. Bunun yerli olmasına da gerek yok abi arada. Yani ben işte Veselinovic'inden tut, para arasından tut, davumuna kadar o aidiyeti hissedebiliyorsun. Jesus bana bu aidiyeti hiç vermedi. Sene sonunda da göreceğiz yani. Görüntüde <laughs> ben tekrar tekrar söylüyorum. Hani Diyorlar ya şunu şampiyon yapacaklar, bunu şampiyon yapacaklar. Vallahi Fenerbahçe'yi zor şampiyon yaparlar. Ya benim <laughs> üzüntüm... Zorlanırlar yani <gülüyor> yapmak. <gülüyor> benim üzüntüm şu olacak. Kim şampiyon olursa olsun. Çünkü her iki kulübün de bununla ilişkin açıklamaları var. Hem Fenerbahçe Hı. hem Galatasaray. Ee, kendi kendilerine gölge düşürdüler. Bak ben buna asla inanan bir adam değilim. Hani biri şampiyon yapılacak, yapılmayacak vesaire bunu. Ama yapmayın abi bu açıklamaları. Hayır bak tekrar edelim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar kısmına gelerek konuşayım ben. Valla adamlar o kadar planlılar ki devre arasında sana Samet'le Osterwolde'yi aldırıp 11 milyon euro verdirdiler. Onun yerine misal Abu Bakar'ı aldırtmadılar sana. Yani evet bunu da onlar planladığı için sen bu durumdasın. Bir, şimdi Salah'ı dün 42. maçına çıktı. Tamam Salah'ı hakikaten sallanıyor. Ama yanında oynadığı adam da önemli ve aynı zamanda adamı hiç dinlendiremiyorsun da sen. Abi Serdar Aziz niye kullanmıyor o zaman? İşte misal bundan bahsediyorum. Yani ama Zalay'nin gerçekten özellikle 25-26 maç mıydı neydi? Oynamadığı maç yoktu bak, neredeyse. Fenerbahçe'de 42 bu arada, bir de milli maçları evet. da kat. Abi ama bu adamın gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var ve bunu da yedekleyebileceğin Serdar Aziz diye bir oyuncu var ya. Ya bak Gustavo Henrique de var. Bu adamla başladın sen ilk 13 maç bununla oynadın. Şimdi o yokmuş gibi davranıyorsun. Alioski yokmuş gibi davranıyordun. İki maç üst üste şimdi Alioski'yi koydun ki dün Koli ikinci yarı er orayı otoban yapınca oraya o sayı Samuel aldı mesela. Onu da anlamıştı. Sol hani. beke değil mi? Sonra tamam. tekrar değiştirdi falan. Ama işte Ferdi buraya geçince toparladı biraz şey orayı. de girdi ya Lobjenis'e girdi. Ben o dedim zaman... ki eyvah eyvah orayı yani, patates yaparlar. Yapıyordu da aslında yani evet. bir pası var. Bir pası var ama e, ya Karagümrük bu arada çok e, yetersiz bir takım yalnız. Yani Ozdeo, hani ayağı bir nebze iyi Şukurov'a göre Şukurov'un ayağı çok kötü. Savunma hattının hani toplam oyun zekası çok düşük. Ya o Türkiye Cumhuriyetler'den gelen diyeyim o iki arkadaşla oynayınca koşuyorlar belki ama onlar üretemiyor. Bu sefer de Bertolacci'ye şeye dönünce de e, Laiç'e dönünce de bu sefer de Yani Fenerbahçe'nin düşünmesi gereken bir şey bence şu. %74 yaklaşık topa sahip Hı. olmuş Fenerbahçe. E, ee, kara gümrükle sabitli şut oranı yani biri 10 60, biri 9 60. yani çok yakın birbirine. Yani rakip %26 ile hatta Emrah abi verdi burada istatistiği. İlk yarıda kara gümrüğün rakip yarı alanda yaptığı pas sayısı 16. <laughs> yani, ya, tabii abi. böyle bir şey olamaz. 16'da işte 9 9 yani 9 kere Fenerbahçe yarı alanında pas yapabilmiş bu takım. Ama bir gol atmış. İkinci yarıda da çok abartı bir şekilde yükselmedi bu oran. Yani Fenerbahçe'nin çok düşünmesi gereken bir konu bence bu. 9 kere benim yeri alanımda pas yapan bir takım bir gol atabiliyorsa... Kayserispor kupa maçında Kayserispor'un Kayseri çok eksiği vardı. O yüzden karşılık veremedi. Yani bunu Çağdaş Atan'ın da maçtan sonra söyledi. 6 tane rotasyon yapmış Fenerbahçe. 7. Yedinci... dinlenmiş adamı da attılar. Biz karşılık veremedik buna dedi. Kendi de rotasyon yaptı. Yani Çağdaş Hoca. Ben onu da anlamadım. Kalede Cenk'i koydu ama onun dışındakiler mecburiyetten diye de anlattı ya, bilmiyorum. Ya abi ya kalecilik mevki hele ki. Yani. Ya kusura bakmayın da. Zaten maçın koptuğu an yani, üçüncü gol işte. Hele ki bir de ya ben anlam, bazen teknik adamları gerçekten anlamıyorum. Ya o diyor ki hadi, hadi Cenk'i koy. Abi en baba yer yani orası böyle. En oynayacak adamın oynaması gereken bir yer. Cuma günü Galatasaray oynayacak Kayseri Spor'la. Galatasaray Başakşehir maçından itibaren dinlendi. Abdülkerim'in durumu nedir? Oynayabilecek mi? Cuma günü çünkü bir sakatlık raporu açıkladı Galatasaray. Valla onu herhalde kulüpten bir açıklama yapılana kadar bilemeyeceğiz. Ama yani. bir açıkladılar han Abülker'in de şu sakatlık var diye. Ya şey de var oyuncuda da ya ufak bir şey varsa o oyuncu ondan hemen zaten ben oynayacağım hocam diyecek bir oyuncu. O tarzda Hı. bir oyuncu. Ee, ama yani ben Okon Hoca'nın bir önceki basın toplantısındaki açıklamaları beni tatmin etmedi abi yani, Mesela yani sorulan sorulara e, tabii ki hocalar her İnan, düşündüklerini söylemek zorunda değildir. Hani bu taktik olur, başka bir şey olur. Eyvallah ama ben çok sorun tespitinin yapıldığına inanmadım Galatasaray'da. Sence ne? Abi sorun e, bu takımın fizik kalitesinin çok yani aşağıya doğru gittiğini ben hissediyorum, görüyorum. Ama ya, tamam hakem hatası vesaire gerçekten çok fazla yapıldı Galatasaray'a. Bu tamam bir kenarda dursun. Ama Galatasaray ve Okanburg ya da oyuncular bunu sadece buradan okumaya çalışıyorlar Bizim gibi geliyor. Programın başında söylediğimiz o zaman hiç futbol konuşmayalım. Evet. Yani ve ya şöyle bir durum var. Şimdi Galatasaray'da Başakşehir maçı, kupa maçı. Ya kadroya bakıyorsun. E, ee, Kaan Ayhan maç sayısı çok düşük. Ee, Kazımcan maç sayısı çok düşük. Mitchell çok düşük. Zanlıoğlu çok düşük. Dört. E, ee, zaten bence fizik kalite yani baya baya aşağılarda. O bir ara çok iyiydi sonra bir anda bir indi. Ben belki bir ya da bir iki maç İyi olduğunu düşünüyorum. Yani diri bir ikardi vardı. Onda bile yüzde altmış, yüzde yetmişti bu adam. Yani ben Kerem'in attığı bazı paslarda hareketlenemiyor. Abi gidemiyor adam yani. Bu çok belirleyici mesela bu söylediğin. Yani gidememek kısmı çok belirleyici. Yani ama beş mid de saydık onu da saydık. Sahada beş oynamamış adamla kupa maçına çıktığın zaman. Ve rakip de Başakşehir'si. Abi rakip velev ki ligin sonuncu sırasındaki takım olsun 5 tane fizik kalite kötü adamla hmm, sahip çıkmak futbolda artık ya, yani Barcelona, City falan değilsen dünyada böyle bir fark kalmıyor. Koşu spor maçı da böyle oldu. Evet ve bundan sonra ya şu da var, fixtür 9 maçın kalmış zaten ki senin yani 10 maç kalmış e, bırak da oynasın hatta bırak da. Takım açılsın, nefesi açılsın takımın. Ben Hatta olsam... Başakşehir maçından sonra hafta sonu oynamıyorsun. Yani Oynamadın zaten. zaten. Yani ben nasıl düşüneceğini, nasıl düşüneceğimi şaşırdım. Bu Kamburuk ve Ghasıra ile ilgili. Şu Başakşehir maçındaki kadro için. Kayserispor maçı bu anlamda bir şans. Çünkü Kayserispor Spor e, handikapları olan bir takım. Yani Ümraniye'yi bile 3-1 yenerken o, o kaybedecek pozisyonları verdiler. Ama burada hep seninle hatırlarsan şunu söyledik. Atıyorum Fenerbahçe-Hatay 4-0. Aman Fenerbahçe dikkat. Galatasaray'da Kayseri maçında alacağı böyle bir de aman Galatasaray dikkat demek lazım yine. Sonra Alanya deplasmanına gidiyor. Yani kapanan takımlarla ya, sıkıntı yaşayabilirsin. Ki Ersun Yanal hani kendini teklif edercesine bir sistem geliştirdi artık. Antalya ya. Spor'da değil mi? Altı tabii. Altılı bir hat yapıyordu doğru. Tabii tabii ya. O yüzden hani buraya bir hazırlık yani planın yapılması bu, bu, bugünden belki o planın bile yapılması gerekiyor Galatasaray'da. Yani ben ama... Evet 6 puan çok ciddi bir fark, çok önemli bir fark. Ee, ama kapatılamayacak bir fark değil bu. Yani şeye bağlı. Beşiktaş'la maçın var mesela. Hani o işaret bir şeyine bağlı. Ee, ki kadroda e, savunmada rotasyon yapmayacağım bu sefer demiş Okan Hoca. İşte senin dediğin o zaman Nelson, Abdülkerim. Sol bekte Kazımcan'la mı çıkacak sence Adekub ile mi? Ya bir şey değişmiyor ki. Yani hmm, insanlar da anladım. insanlar da boşa tartışıyor bence biliyor musun bazen. Hani birileri diyor ki Badekuk be kötü oynuyor tamam mı? Ya görmedin mi ben Kazımcan'a söylemiştim. Yani neyi söylemiştin sen o, o, performansını görmedik ki. Hani öyle senin anlattığın gibi bir şey hiç göstermedi ki bize Kazımcan. Hani neyi söylemedin ki sen bunu. Senin söylediğin şöyleydi. Kazımcan çok iyi oyuncuydu. O, o Adekuk De be, kötü oynayınca Kazımcan'ın iyi oynadığını zannediyor aynı maç içerisinde oynamadığı halde. Oynamaması kötü oynamadığı anlamına Olayım. geliyor. Vallahi <laughs> bak, abi güzel. Ben bazen deliriyorum gerçekten de ve anlıyorum seni. Kazımcan oynadığı zaman da bu sefer Adekuk Adekuk beciler çıkıyor piyasaya. <laughs> ya bak bu daha iyiydi. Hayır ikisi de çok iyi değildi. İkisi de iyi değildi bunu söyleyelim. Galatasaray'ın sol bekte, Galatasaray sol beki olarak oynayacak bir adamın ne olduğuna ben inanmıyorum. Bazen yoktur abi elinde. Sen var zannedersin yoktur. Çok olduğu zaman o da onu da kullanalım onu da kullanalım. Unutmayalım Galatasaray Adekub Bey'i Hatay Spor e, Lig'den çekildiği için o fırsattan dolayı aldı. Yani Galatasaray gidip de Adekub Bey'i almadı zaten. Ya evet ve mevcutların içerisinde ben yine Adekub Bey'e geri döneceğini düşünüyorum. Zaten Türk de sayılıyor. Ha yabancı serbestisi olsaydı orada oynayacak tek adam var zaten Dübo. Doğru yani. doğru. Üç türkü başka türlü tamamlayamıyor herhalde değil mi? Abdülkerim olmuyor dışında. Yani Kaan'a başvurmak zorundasın. Kaan'la Abdülkerim'in de ne kadar uyumsuz bir çift olduğunu görmüş olduk. E, e Berkan'la zaten. Yani ya Berkan'ı koyacaksın? Ya Berkan'la ilgili de yine aynı yanılgıya düşüyor insanlar bence. Berkan bir maç çok iyi oynayabiliyor. Ya mesela şey gibi bu. Seri diye bir topçu gelmişti Galatasaray'a. Evet, bir canlısı. övdüler övdüler ya şöyle seri böyle seri falan. Bir Fenerbahçe maçı oynadı adam. Harika oynadı. Herkes seriyi gördünüz mü? Seriyi gördük de 34 maçta gördük biz bu adamı. Yani senin o bir maç dediğin şey Galatasaray'ın arkada beklediği, serinin rahatlıkla pozisyon alabildiği bir maçtı. Sen bunu Galatasaray oyunu zannediyorsan problem seride değil aslında sendedir. Doğru. Beşiktaş Giresunspor'u geçti. Evet Beşiktaş'ın öyle çok kuvvetli bir oyunu yok ama sonuç alıyor. Şenol Hoca da bunu bilen hocalardan bir tanesi. Redmond'dan verim alıyor. Salih'i yavaş yavaş yükseltti. Ee, i̇şte Cenk'ten verim almaya başladı. Abu Bakar sonuçta skorla direkt etkisi var. Gezal'ın dönüşüyle birlikte Gezal o ince pasları vermeye tabii. başladı ee, Beşiktaş'ta. Yani ben Beşiktaş'ın bu arada Fenerbahçe ile sadece iki puan var arasında. Hadi. Hatta Fenerbahçe şampiyonluk adayı görüyorsak eğer. Maçtan önce Beşiktaş işte öndeydi hatta. Ha onun yüzden söyledim. Tabii, 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 tabii. Yani ikisinin arasında bir fark yok yani öyle. Fener Ama bir maçı sonra... fazla... Beşiktaş'ın galiba. Doğru. Öyle bir fark var. Doğru, doğru. Öyle bir şey var. Bir ya de Fenerbahçe'nin iki tane Hatay-Antep maçı var hala. Tabii. Yani o oralar Fenerbahçe 6'yı cebine koyacak bir kere. Yani orası önemli. Rakipleri ka oynayıp kazanırsa kazanacak. Ama tabii bu kadar yarışın dışında kalıp en azından hissettirebilmek bile önemli Beşiktaş ın. Ama bir maça bakıyor işte Beşiktaş. Tabii kaybetti ya. Mesela şimdi Trabzon maçı. Hani şeyde gidiyorsun hep. Ee, ne derler? last tekerler patlamış ha, şey üzerinde gidiyorsun. Jant üzerinde gidiyorsun. Ya, o, o yüzden çok riskli. Ya bir maçta alınabilecek kötü bir senaryoda herkes bırakabilir işi. Yani bu, bu çok hassas. Ha başarabilirler mi? Başarabilirler elbette. Matematiksel olarak şansın devam ettiği sürece kovalamak gerekiyor. o Güneş onu yapıyor şu anda bence. Trabzonspor maçında ben kolay geçeceğini düşünüyorum Beşiktaş adına. Çünkü Trabzonspor Kasımpaşa maçında izledim. Hakikaten yani ben bir gol atar diye düşünüyorum Trabzonspor öyle bir pozisyonu yok. Yok. Ama ya şuna inanıyorum. Derbilerdeki o atmosfer vesaire. Öyle mi? Ya ona inanıyor. Hele Trabzon açısından bunu çok yapabiliyor Trabzon. Yani birden o maçı hedef maç olarak seçip oyuncuların içindeki o e, motivasyon farklılaşabiliyor. Bunu yapabiliyorlar. O yüzden çok net değilim. Ama kadrolar çok önemli. Yani Trabzon atıyorum hiç orta sahasız maça başlayabiliyor bazen. Yani Siopis'siz maça başladığı anda ben de orta Yok, sahasız. ayrıldı artık. Yani gerçekten ama bak Siopis'siz çıktığı her maç benim için orta sahasız başlangıç demektir. Ya yani Doğucan için orta evet ama hem topu oyuna sokabilecek hem de rakibi ısırabilecek şeye orta saha denir. İşte orada Gıbamin'den falan baya bir vazgeçtiler. Yani bu kadar yoklukta orada. Hani arada oynardı Bak Gıbamin ne biliyor musun? Galatasaray da o hatayı yaptı. Enzonsi diye bir topçu getirdi. Evet. Fransız milli takımı. Ben bunu çok izledim. Sen 10 sene önce izledin onu bize onu anlatıyorlar. Evet, ben şu dönem için diyorum Anlam. hani arada gömüde e, oynar. tabii tabii ki ama o kadar yanlış bir kadro planlaması ki. O, o zaten o buraya kadar geldi işte. <laughs> tabii. Yani bilmiyorum ama bazı şeyleri ya sırf güzel olduğu için alıyoruz biz bazı oyuncuları. Tabii ki güzel. Gubamin iyi oyuncudur, Enzonzi iyi oyuncudur ama ya senin evine yakışmıyor işte o. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani senin evin klasik tarzda bir ev. Hı. Sen gidiyorsun oraya spor bir koltuk takımı almak gibi bir şey bu. Peki Trabzonspor Sergen Yalçın'ı istiyor. Sergen Yalçın seni başında gelirim diyor. Görüntü o yönde. E, Çağdaş Atan Montella var anladığım kadarıyla. Onlar da takım çalıştırdığı için konuşamıyorlar. İlhan Polut'u hiç düşünmüyorlar. Yani saha içinden bahsediyorum bak. Saha dışı yetersiz gelebilir ya işte karizması yoktur falan dersin de. Düşük bütçelerle ki bir Trabzonspor seneye bütçe de düşürmek zorunda. Avrupa'da da yok. Ben de tek oturan adam biliyor musun? Onu diyorum. Yani Konyaspor'da başardıklarına baksana. Yani çünkü yani diğer takımlarda da bir şey inşa edebilen hoca yani İlhan Polut. Sergen Yalçın için bu tanım çok uygun değil. Sergen Yalçın yarışan takımı evet iyi yarıştırabilir. Yarıştırabilir. Mustafa Denizli'ye benzetiyorum o yönden ben. Evet ve ama çabuk terk edebiliyor. E, o kadar. Yani Denizli de terk eder mesela. Yani e, tamam yani o yüzden benzetirdim. Yani yarışma evet. olmadığı an gider. Evet terk edebilir. ama İlhan Polut konusunda bir şey inşa edip bir oyun kültürü aşılayıp Futbolcuyu buna inandırıyor en başta. Sonra şehri inandırıyor. Ha ben İlhan Polut'la en çok yadırgadığım şey şu. Bundan bence vazla geçmesi gerekiyor. Gittiği yere aşkla bağlanıyor. Ve karşı taraf da aşık oluyor ona yalnız. Problem burada. Konyaspor Spor taraftarı ayağa kaldırdı şehri. Yani çok kötü bir şey bu. <laughs> bir teknik adam için. Yani aşık oluyorsun şehre. Bir de aşık ediyorsun insanları kendine. Sonrası çok sancılı bir ayrılık bu. Mesela ben Çağdaş Atan için şunu düşündüm. Ee, Fenerbahçe maçında izlerken Farioli gibi iyi bir hoca, iyi bir planı var ama hani onu çeşitlendirebilir mi emin değilim. İlk çıktığı günden bana B planı yok dediğim hocalardan. Yani ilk anda inandırıyor seni. Diyor ha bak bu adam evet oynuyor. Başarılı. Bak şimdi aldığı puan vesaire harika. Bu başka ama geliştirilebilir oyuncu, geliştirilebilir teknik direktörü. Buraya da evirmemiz lazım olayı aslında. Çağdaş Atan geliştirilebilir teknik direktör olmak için Bence çok çaba sarf etmiyor. İnandığı bir plan var ve o planda devam ediyor. B planı, C planı o senaryoları çok fazla oynamayı seven bir hoca değil. Ve yani Trabzonspor gibi camialarda da büyük sıkıntı olur o. ya değil Ben ya ben yani çok ya yuvarlayalım, lafı konuşalım sevmiyorum. Çağdaş Atatürk'ün ben Trabzon'da başarılı olacağını hiç düşünmüyorum. Şu haliyle. Belki kendi de gelişir. Ha, eyvallah. Ve bir takım planlarını Tabii ki 5 sene sonra, 10 sene sonra. O, o tabii ki olabilir. Zaten yani. sırada geliyor. Mecburen onlara da sıra tabii gelecek. Yani. Yani. Tabii ki, tabii ki. Arsenal-Liverpool maçının ikinci yarısı hakikaten hani böyle 3 senelik maç izledik gibi geliyor bana. Ya çok güzel abi de işte taraf olarak izlemeyeceğim bir maçı abi. Ha, ha. <laughs> yani, ben taraf olarak izlemediğim için. Ben, ben ya Arsenal'ın şampiyonluğunu gerçekten çok istiyorum. Çünkü ya diyeceksin ki orası para kulübü değil mi? Ama ya stillerin, Liverpool'ların artık böyle tamamen sermaye kulübü olmasından sonra e, Arsenal'ın da yıllardır bu başarıya hasret olmasından sonra bu sene o sene demek bir istiyorum. Bir hikayesi var haklısın. Ya gerçekten bir hikayesi var yani çok ucuz bir takım değil ama diğerleri kadar pahalı bir takım değil. Ramsdale'in o arka arkaya kurtardığı toplar. İnanın, belki de şampiyonluğun abi, göstergesidir. Sağ taraftan çıkarttığı toplar in inanılmazdı. Salah'ın topuna uzadı evet. ama sonra da arkada stoperin vurduğu göğüsle topu da çıkartması evet, i̇nanılmaz yani, ama yani Arteta bence bu takımın tek yapamayacağı işin savunma olduğunu öğren, şey yapması lazım. İkinci yarıda o baskıyı yüzden yedi, değil mi? Top oynamayı bırakınca. Abi yani Arsenal, sav Arsenal savunma yapacak bir... Yani, kendi yaralanında savunma yapacak takım değil. Yani Arsenal oyuncular hareketli savunurlar. Yani rakip yarı alanda savunmayı yapıyorlar zaten. İlk yarıda mıdır o baskıyı mesela? Tabii. Yani ama bazen ama futbolda ya şunu da yaptım kendime. Dedim ki ya konuşuyorsun herifi eleştiriyorsun ama ne yapılır burada? Var mı hani şunu alıp şunu sokmakla çözülebilecek bir şey değildi o. İkinci yarı Liverpool'u o maçın içine soktuktan sonra geçmiş olsun. Tabii. O şakayla şeyden başladı ya mevzu hani seyirci böyle daldı işin içine. E Trent Alexander-Arnold ama ikinci ama, yarı şey diyeyim bazen hayatta yapacak hiçbir şey yoktur. Ya bekleyeceğim böyle artık. Ya bitsin diye değil evet. Yani, ya yani, çünkü atlama benim gelen hiçbir senaryo yoktu. Yani şunu diyebiliyorum evet Arsenal derinde bekleyecek bir takım değildir. E, e değildir de yani bunun şeyi nedir? Antitezi nedir? Ne yapma yani ne yapmalı daha doğrusu? Yok öyle bir şey yok. abi. Yapamadı Liverpool o, zaten. o gazı almış. Ya bir de şey var ya hafta içinde You Will Never Walk falan dinlettirmiş. Ne dinlettiriyor abi? Dinlettirsen ne olur orada adamlar <laughs> bu oyuna geliyorlar çıkamadı bile. Ama yani Liverpool'un da o son 5 senede yani bu seneyi saymazsak öyle çok maçı var ya Enfield'da ezdiği. O o şeye girdiler ikinci yarım o da girdiler. Ö ö öyle ama yani bu 7-0 galip geldiği maçta da bir anlık esiyor, gürlüyor ertesi hafta. Hayır hayır bu sene ha, Liverpool'dan e hiçbir e şey olmaz. Ama ama bu tip maçlarda yani o Sen az önce Trabzon için söylediğin. Hani evet, önemli evet, maçtı Trabzon oynadı. Bravo. O ne yapabilecek bu sene zaten Liverpool sadece. Peki Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamdan itibaren biz bunu çektiğimiz akşamdan itibaren maçlar var. Ben Benfica'nın çıkacağını düşünüyorum Inter'den. Milan Napoli'de Milan'ın o 4-0'lık galibiyeti Milan'a yaramayacak. Bence Napoli dersini almıştır geçer. bu tarafta da ne yaparlar yapsınlar Real Madrid çıkar gibi geliyor filan. Abi aynı fikirdeyim. Real Madrid kimle eşleşmişti yalnız? Chelsea. Chelsea. Evet Chelsea'yi beğenmiyorum. Valla seninle tamamen aynı fikirdeyiz. Maalesef yani bak. Bayern Münih City Bayern Münih için ne dedin ama? Bayern Münih geçecek bence. Ben de, bence de geçecek. Ya dünya futbolunda evet yani Premier Lig'de çok iyi yıldızlar var ama çok iyiler geliyor. İşte Musiala. Bayern Münih'ten Musiala. Bu adam. adam inanılmaz. Ve bu adam... Mbappe etkisi yapacak değil mi? Abi bak. Bir şey söyleyeyim bu adam ilk çıktı pandemi döneminde çıktı ee, bunlar. Çok az oynuyordu böyle Musiala. Mukoko ile karşılaştırıyorlardı. Mukoko'yu izlesen hani atanamamış Yusuf Sarı gibi yani. Ama zaten çok çok kaldı. Çok abartmış olabilirim belki şu an böyle egzecer etmek için de yapıyor olabilirim ama ya Musiala'nın yanında siz ne yapıyorsunuz abi bunu? Ya yani bu çocuğu parlatmanız lazım. Mukoko kaldı zaten. Tabii ya ve e, Leverkusen'da da Florian Wirtz ya inanılmaz iki yetenek yetiştirdi Almanya bu arada. O pandemiye böyle çok iyi girdiler bence. İyi de oynuyorlar. Florian Biss bir sakatlık geçirdi. Hani Premier Lig'de bahsettiğimiz bazı yıldız gördüğümüz oyuncular var ya. Bunların yanında o şey showda diyorsun abartılmış adamlar. Ya çok e, rasyonel oynayan topçu bunlar. İşte Bellingham da aynı mesela. Yani bunlar Premier Lig'in en iyileri arasına girecekler ilerleyen dönemde yani bu sene son seneleri diye bakıyorum ben zaten yani mutlaka almaları lazım kurtarmaları lazım oradan da. Ama e, keyifli bir şampiyonlar ligi e, haftası bizi bekliyor e, Ligde de. Cumadan itibaren maçlar var. Bayern Münih ama kendi hocasını da buldu. Yani ya tam bir mekanizma abi. Değil mi? Yani her şeyin belli olduğu, herkesin ne iş yaptığı belli bir takım ancak böyle mekanik bir teknik direktör lazım. Ya Tuchel bu sefer de alırsa Şampiyonlar Ligi'ni. Hani de böyle son sonra ay getirin de adam. Ben ben çok beğenirim ama kafa da Bayern Münih kafası herifte zaten. Doğru. Tam Bayern Münih teknik direktörü olacak. Yani e, orada çiçek mi var? Hayır orada çiçek olmayacak. Her şey belli böyle çok net. Çok büyük Psikopatın tekidir o adam ya belli, belli yani. Belli, belli Bayılırım ama. Hayırlısı diyelim. <laughs> Serdar ağzına sağlık. Senin de. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.